İnsan boşlukta kayboldukça düzenli de sıkışıyor. Bir gözlemi paylaşacağım. Yazarlar, televizyon konuşmacıları, sahne konuşmacıları. Aslında birçok posturut alandan söz ediyoruz ve insandan söz ediyoruz. Gittikçe yaşam gurmelerinin sayısı artıyor. Ne olacak bu durum diye sormak istiyorum. Nereye gider? <laughs> Yaşam görmeleri. post -truth, ben post -truth duydum duydum duydum. Seneler evvel Yalın Alpay ilk YouTube videolarını çekerken yaptığı bir tarif o kadar ilgimi çekti ki dedim bu konuya bir bakmam lazım. Çünkü post ben hep hakikat sonrası, gerçeklik sonrası diye kodlamıştım ama post sözcüğünün hakikaten termiklerine bakınca truth yani hakikat dediğimiz ortak konsensüsün artık hiçbir öneminin kalmadığı herkesin kafasına göre söylediğinin bir grup insan tarafından tartışılmaz doğru kabul edildiği ve bunun özgürlüğünün doyasıya tırnak içinde ve ünlemle bitecek şekilde doyasıya yaşandığı bir zaman artık otorite yok, akademinin yaptırımı yok. Herhangi bir akil odak yok, bir pusula yok. Herkes kafasına göre takılabiliyor. Ve bu tabii tabi ki aklı, fikri, duyguyu ve toplumu atomize ediyor. Darmadağın bir süreç. Şimdi Instagram gibi bir mecrayı ben çok şükür uzun zamandır fiili olarak kullanmıyorum. Arkadaşlarımız işte yönetiyorlar, paylaşım yapıyorlar. Bazen bir şey oluyor, bana bir mention geliyor, bir şey bir açıyorum. Mesela bu Reels denen videoları kaydırdığımda bir kere yüzde sekseni eğitim içeriği artık onu görüyorum. Herkes birbirine bir şey anlatıyor. Herkes bir şey anlatıyor yani e, kabak çekirdeğinden nasıl bunu kabak geçsin. Tabii üzere. tabii. Ama bak mesela biz burada oturmuş ciddi ciddi bir mevzu koyduk. orada öyle değil. Aa, kabak çekirdeğini koymuş ıslak pamuğun üstüne. Bir şey olmuş bunu yap bunu yap. Öbürü diyor ki narsitlerle nasıl baş edeceksin. Öbürü diyor ki işte bilmem ne olmuş perdeleri nasıl arıtırsın. Devamlı olarak böyle bir zaten eğitim yağmuru altındayız. Bir de bunun içerisinde Psikolojik, günlük hayat evet, falan ya. gibi konulara ilişkin kendinden çok emin tiplerin verdiği kısa kısa tavsiyeler. Işte, Allah'a şükür biraz psikoloji falan okumuşluğumuz var ya az bir şey biliyoruz. Hadi biz koruma altındayız, şemsiyemiz var. Abi milleti düşünüyorum yani çok ikna edici bir tip çıkıyor. Mesela güzel bir hanımefendi çıkıyor. İşte ne bileyim sağlık güzellik konusunda bir şeyler anlatıyor. Mesela sen bakınca botoksları ve cerrahi izleri görebiliyorsun ama onu göremeyen insan gerçekten mesela o içerikle bir anda çarpılıyor ya da sağlıklı beslenme konusunda birisi bir şeyler anlatıyor. Kitaptaki fizyolojiye taban taban azı Ama izleyenin haberi yok ki. Sanıyor ki çok iyi fikir. İşte cevizi gözüne sür bilmem ne olsun gibi garip garip tavsiyeler. Ve bunların hepsinin eş düzeyde geçerli olduğu bir ortamda bilgi zehir haline dönüşüyor. Bilgi zehir oluyor. Eskiden bir söz vardı. Sağlıkla ilgili çok kitap okuyan insanlar bir gün bir dizgi hatasından ölebilir diye. Hakikaten her şeyi kitabı yapmaya kalktığında kendini gerçekliği, dünyayı dinlemeyi unutursun. Dolayısıyla biraz galiba yani truth çağında bir başkasından gurme'lik öğrenmek yerine acık gusto geliştirmek. Biraz bununla ilgili küçük de olsa kendine, deneyimine zaman ayırmak gibi bir savunma kalkanı geliyor benim aklıma. Ben sosyal medyayı boşuna bırakmadım. Yani çok yoruyor. Çok zaman ve enerji ve ruh tüketici bir şey. Ee, onunla uğraşmadım her zaman yemin ediyorum cep telefonunda baloncuk patlatsam daha faydalı. Çünkü orada en azından bir şey deneyimliyorsun kendinle ilgili ama öbür taraf ya postru senin sağlıklı zihnine saldıran global bir araca dönüşmüş durumda. ...diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Çok da güzel ifade ettiniz. Küçücük bir katkıda bulunacağım. Gerçekten 90 saniyede yaratılmış dünyalar bunlar aynı zamanda. 10 adımda 12 adım gibi. <laughs> e, herkes kendinden çok emin, herkes biliyor. Halbuki insanın gelişimi konusunda bildiğimiz tek şey herhalde istikamet-menzil ilişkisi. Yani önce istikamette nerede olduğunu bilmek, sonra menzilin e, nerede olduğunu bilmek ya da önceden menzili tanıyıp istikamete öyle yönelmek bunlar da bayağı derinlikli şeyler. Yani okumadığında, yazmadığında, düşünmediğinde, düşüp kalkmadığında, bundan öğrenmediğinde, hep düşüp kalkabilirsin de bundan öğrenmediğinde, diğeriyle paylaşmadığında, trendleri takip etmediğinde, kendini güncellemediğinde, acı çekmediğinde, sevmediğinde, mutlu olmadığında, başardığını hissetmediğinde ya da başarısızlığı bertaraf etmediğinde. Yani bir sürü örnek artırılabilir insanın hani değil on adımda, on iki adım yani şöyle menzilde bir santim gitmesinin yolu yok. O yüzden o teknikler, reçeteler hiç işe yaramıyor. Postmodern... ...yaşam gurmelerinin de işe yaramadığını buradan söyleyelim. Kim bu pozisyona düşüyorsa... ...doğru bir pozisyon değil. Bunun değerini verecek olan da biz aslında onları... ...dinleyen, izleyen ve onları dikkate alan insanlar bir bu konuda bir düşünsünler. Bir şey daha söyleyeceğim. Senle daha belki bir konuşmamızda konu konuyu açarken benim aklıma bir şey geldi. Vay dedim bu yeni eğitim konusu bile olabilir. Ama ben bunu hemen o gün gidip bir reels videosu halinde çektiğimde bilgiye zihnimin o şanslı denk gelme işaretleyicisine ve bu kısmete büyük hıyanet etmiş olurum. O yüzden içerik üretene yani insanlara çıkıp konuşana bir tavsiye vermek istiyorum. Bulduğunuz bir şeyi ne olur en az birkaç hafta ezin, üzerine biraz çalışın. Onun sizi açmasına ve sizin konuyu açmanıza izin verin. Ve bu insanlarla bir şey paylaştığınızda bu o kadar ucuz olmasın, bu kadar hızlı olmasın. Biz burada konuşuyorsak hakikaten bir çekiç grupta şu kadar para isteyen adamın 35 senedir çekiç vuruyorum demesi gibi. Uğraştığımız konularla ilgili konuşuyoruz. Doğru. O yüzden bir faydası oluyorsa da inşallah hakikate hizmet etsin istiyoruz. Sevgili içerik üreticiler, boşluk yaratmayın. Boşlukları doldurmaya çalışın.